Serop Pursuk Şişli'de bir kuyumcuydu. Dükkana gelen maskeli iki saldırgan onu öldürdü. Kuyumcudan tek bir altın bile çalınmamış olması dedektiflere cinayetin soygun amaçlı olmadığını düşündürdü. Polis yıllarca onun katillerini aradı. 2006 yılında işlenen o cinayetin üstündeki sır perdesi tam 11 yıl sonra netleşti. Kuyumcu Serop Pursuk 2006 yılında Şişli'deki dükkanında öldürüldü. Katil ve suç ortağı o günden beri kendilerini gizlemeyi başardı. Ta ki onlardan biri intihar edene kadar. Serap Pursuk Şişli'de kuyumculuk yapıyordu. 2006 yılında dükkanına gelen iki maskeli kişi silahla onu ateş etti ve onu öldürdü. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Maskeli saldırganlar kuyumcudan hiçbir altın almadı. Soygun gerçekleşmemiş olması akıllara bir hesaplaşma cinayetini getirdi. Cinayet büro dedektifleri de soruşturmasını bu yöne kaydırdı. Dedektifler 8 yıl boyunca cinayetle ilgili önemli bir delil bulamadı. Dosya tozlu raflara kaldırıldı. 2014 yılında polise gelen bir intihar ihbarının ardından polis o dosyayı tekrar masaya yatırdı. Vedat Temiz 2014 yılında yaşadığı apartmanın 5. katından aşağı atlayıp canına kıydı. Temiz intihar etmeden önce abisine cep telefonuyla bir mesaj attı. İşte o mesaj Pursuk cinayetiyle ilgili çok önemli bir bilgi içeriyordu. Mesajda cinayeti işlediğini itiraf ediyor, yanında bir de suç ortağı olduğundan bahsediyordu. Cinayet masası dedektifleri tüm ipuçlarını takip edip zanlının kimliğine ulaştı. Şüphelinin ismi ve adresi belliydi ancak elde yeterince delil yoktu. Tek delil ise telefon sinyalleriydi. Polis o sinyalleri inceledi ve şüphelinin kuyumcunun vurulduğu gün olay yerinde olduğunu belirledi. Polis elindeki delilleri zanlının önüne koyunca 11 yıllık firar sona erdi. Yanındaki iki şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Cinayet masası dedektifleri tarafından sorgulanan şüpheli suçunu itiraf etti. Ancak amaçlarının cinayet işlemek değil, soygun yapmak olduğunu iddia etti. 2006 yılında işlenen cinayetin baş şüphelisi ve gözaltına alınan iki isim yarın adliyeye sevk edilecek.